Otomobil sektöründe artık ekmek aslanın ağzında. Rekabet gerçekten çok şiddetli, çok ateşli. Bu da tabii otomobil firmalarının ayakta kalması için farklı yönlere doğru hareket etmelerini gerektiriyor. Farklı yönlerden kastım sadece farklı, yani alternatif yakıtlar veya benzeri yeni konseptler değil. Var olan konseptler içerisinde de bütün markalar yer almaya çalışıyorlar. Yani her sınıfta yeni modellerle karşımıza çıkıyorlar. Örneğin premium diye adlandırılan lüks otomobil üreticileri artık mümkün olduğunca alt sınıflara inmeye başladı. Çünkü pazarın asıl ağırlığı orada. Bunlardan bir tanesi de Audi. Hoş, Audi zaten çok uzun yıllardan beri kompakt sınıfta yerini almıştı. Hatta bir dönem küçük sınıfta da varlığını hissettirmişti. Ancak sadece kompakt sınıfta bir hatchback'le 3 ya da 5 kapılı olsun var olmak yeterli değil artık. Bu yüzden Audi de geçen yıl yenildiği A3'e bir yeni model daha ekledi. Daha doğrusu bir yeni versiyon daha. A3 sedan. Gelelim A3 sedanın tasarım özelliklerine. Burundan başlayalım her zaman olduğu gibi. Burun yapısı zaten hatchback kardeşinden ya da sportback adı verilen 5 kapılı kardeşinden farklı değil. Ama burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Audi bu yüz için bizim yeni tasarım öğelerine sahip yeni yüzümüz dese de, yolda giderken ya da kafanızı çevirdiğinizde bu otomobilde çok fazla yenilik hissetmiyorsunuz. Bence bunun en temel sebebi 2 nesildir kullanılmakta olan altıgen ızgara. Çünkü gerçekten de 2000'li yılların ortalarından itibaren Audi bana göre de oldukça başarılı bir yüz tasarımı yaptı ve burada ağırlığı ızgaraya verdi. Bu son derece büyük ızgara güçlü bir görünüm yaratıyor ama bu ızgarada yapılan küçük değişiklikler maalesef istenen etkiyi de bırakmıyor. Bununla birlikte daha kısık ve daha sinirli bakan farlar işi biraz kurtarıyor. Son dönemde kupe benzeri sedanlar gözde. Hatta bu oldukça da abartılmış bir durumda. Yeni model aileleri yaratılıyor. A3 sedanda da benzer bir yaklaşımı aslında hissediyoruz. Her ne kadar çok kupe gibi görünmese de tabanın arkaya doğru eğimi ve özellikle son derece eğimli C-sütunu bu hissi yaratıyor. Burada işte iş biraz karışıyor çünkü genel olarak bakıldığında sedanlar hatchbacklere göre iç mekanda özellikle arkada biraz daha fazla geniş iç mekan sunar havasındaydı bugüne kadar. Ancak A3 Sportback'in oldukça uzun ve düz tutulan tavan yapısı işi biraz karıştırıyor. Gelelim arka tasarıma. Öncelikle son derece eğimli olan C-sütunları yüzünden doğal olarak arka camda gerçekten eğimli. Ve son derece kısa olan bagaj yapısı da bir anda aklıma sedandan çok liftback'leri getiriyor. Eğer bagaj kapağı camla beraber açılsaydı zaten bu otomobili liftback diyecektik ama bagaj kapağı tek başına açılıyor. Bana göre arka tasarımda iki tane önemli öğe var. Bunlardan bir tanesi aynı farlar gibi sivri ve biraz da kızgın bakan stop lambalarıyla birlikte ördek kuyruğunu hatırlatan şekilde bir spoiler'a sahip olan bagaj kapağı. Aynı otomobilin hatchback ve sedan versiyonları arasında bazı rakamsal farklılıklar elbette var. Örneğin uzunluk gibi ya da ağırlık. Ama bir tanesi daha var ki tüketiciler genellikle buna daha fazla bakıyor. Bagaj hacmine. A3 sedanın bagaj hacmi 425 litre. Yani Sportback versiyonundan 45 litre daha büyük. Evet, bu birçok tüketici için gerçekten önemli olabilir. Bagajın yükleme ağzı biraz dar ama yine de bazı modeller kadar da dar değil. Bu motor 140 beygir gücünde. Ancak kafanız lütfen karışmasın çünkü TFSI ya da Volkswagen'deki adıyla TSI motor ailesi ilk çıktığında 140 beygirlik versiyonda çift besleme vardı. Ancak zaman geçtikçe bu motorlar da geliştirildi ve bu motor tek turbo beslemeye sahip. Tabii farklı teknolojiler de var ama öncelikle torkuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 1500 devir dakikadan 3500 devir dakikaya kadar sabit olmak kaydıyla 250 Nm tork üretiyor. Peki ya asıl gizli teknoloji ne? İşte bu motorda Cylinder on Demand adı verilen bir yeni teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji tamamen yakıt tüketimini azaltmaya yönelik. Gelelim A3 sedanın iç mekan tasarımına. Aslında hatchback ya da spaceback versiyonlarından farklı değil. Zaten farklı olmasını da beklemiyoruz. Genel olarak bakıldığında sade bir kokpitle karşı karşıyayız. Genelde paralel çizgiler her zaman olduğu gibi daha geniş bir iç mekan algısını yaratmaya yönelik kullanılmış. Ve yuvarlatılmış hatlar da aslına bakılırsa bence şıklığı arttırıyor. Çünkü
daha huzurlu bir ortam yarattığını düşünüyorum. Bu kokpitin en önemli özelliği ekranı. Tam kokpitin üst tarafında ortada yer alıyor. Birçok otomobilde de bu yapıyla karşılaşıyoruz ama Audi burada işi bir adım ileri götürmüş. Özellikle gece sürüşlerinde bu ışık kaynağının gözlerinizi yormasını istemiyorsanız orta konsola dizilmiş olan düğmelerden en sağdakine dokunarak istediğiniz zaman bu ekranı yerine yani yuvasına gönderebiliyorsunuz. Elbette istediğiniz zaman da tekrar dışarıya çıkartabilirsiniz. Bu ekran elbette bir multimedya ekranı. Ancak dokunmatik değil. Bütün kumandaları vites kolunun arkasındaki özel bir kumanda ünitesinden yapıyorsunuz. Buraya daha sonra geleceğim. Biz tasarıma devam edelim. Orta konsolda aslına bakılırsa biraz BMW havası var diyebilirim. Çünkü havalandırma zırhının hemen altında bir dizi düğme bulunuyor. Hoş kullandığımız araç baz donanımı olduğu için bu düğmelerden 5 tanesi boş. Sadece 4 tanesi dolu. Ve sırasıyla bana en yakın olan start stop sistemini devreye alıp devreye çıkarmaya yarayan düğme. Ortada elbette dörtlü ikaz lambası, ESP ve hemen yanında da ekranın düğmesi bulunuyor. Hemen altında ise yine ince ve uzun bir yapı halinde elektronik klima kendine yer bulmuş. Bu paralel yapı yüzünden vites konsoluna bir bağlantı aslında kalmıyor. Vites konsolu orta konsolun altına doğru uzayarak ilerliyor. Burada hem bir eşya gözü hem de bir çift bardaklık var. Kullanışlı mı? Bence kullanışlı. Gelelim vites kolunun arkasındaki kumanda merkezine. Yani merkezi kumanda sistemine. Aslında bu konsept 2000'li yılların başında BMW 7 serisiyle hayatımıza girdi. Ve sonra birçok markada karşımıza çıkmaya başladı ki Audi de bu sistemin en sıkı takipçilerinden biri. İlk başlarda sadece yuvarlak bir düğme vardı. Şimdi ise etrafında birçok düğme var. Çünkü kullanışlılığı arttırmanın yolu buradan geçiyor. Bu merkezi kumanda sisteminden müzik sistemi, navigasyon ki bu otomobilde yok. Sadece düğmesi var. Telefon sistemi, otomobille ilgili birçok ayarlar ve benzeri birçok sisteme ulaşabiliyorsunuz. Aslında bir önemli özellik daha var ama navigasyon sistemimiz olmadığı için gösteremiyoruz. Normal şartlar altında navigasyon sistemine bir adres girmek için bu büyük kumandayı kullanıyorsunuz. Diğer birçok markada olduğu gibi. Ama Audi'de artık bu düğmenin üzerine harfleri parmağınızla yazarak adresi giriyorsunuz. Gerçekten etkileyici. Vites kolunun sağ tarafında da bir düğme var. Bu aslında tamamen müzik sistemiyle ilgili. Sesi açıp kapatma ve kanallar arası gezmek için bir kısa yol tuşu olarak düşünebilirsiniz. Merkezi kumanda sisteminin arkasında ise elektrikli park freni ve Volkswagen grubu araçlarda görmeye alıştığımız ve üzerinde A yazan auto hold sistemi var. Bu düğmeye bastığınızda sadece yokuş yukarı beklerken değil, yokuş aşağı beklerken de sistem devreye giriyor ve otomobili sabitliyor. Ve siz gaza basıncaya kadar da bıraktınız. Gelelim direksiyon ve hemen arkasındaki gösterge tablosuna. Direksiyon simidi bence gerçekten hem büyüklük hem kalınlık olarak iyi ayarlanmış. Hemen üstteki iki kolda elbette bazı kumanda düğmeleri var. Sağ tarafta müzik sistemi ve olmayan navigasyon sisteminin kumanda düğmesi bulunuyor. Sol taraftaki kumanda düğmeleri ise gösterge tablosunun ortasında yer alan ekranda hem yol bilgisayarı verileri hem de telefonla müzik sistemi verilerini değiştirmeye ya da görmeye yarayan düğmeler bulunuyor. Gösterge tablosu aynı kokpitin genelinde olduğu gibi sade bir mantıkla tasarlanmış. Çünkü sade tasarımları izlemek bana göre çok daha kolay. Tabloda 3 tane ayrı bölüm var. Bunlardan 2 tanesi yuvarlak ve analog. Fakat bu analog göstergelerin içerisinde birer tane de ışıklı gösterge var. Sağ taraftaki hız göstergesinin içinde yakıt deposu, sol taraftaki devir göstergesinin içinde ise motor suyu hararetini izleyebiliyorsunuz. Ortadaki dijital ekranda ise yol bilgisayarı verileri, saat, tarih, isterseniz müzik sistemi, isterseniz telefon sistemiyle ilgili bilgiler, isterseniz verimlilikle ilgili bir takım bilgiler. Yani oldukça fazla veri arasından seçim yaparak burada izleyebiliyorsunuz. Gelelim iç mekan kullanışlılığı ve genişliğine. Öncelikle Türkiye'de sedan otomobiller genel olarak bakıldığında aileler tarafından tercih ediliyor. Dolayısıyla ön koltuklar kadar arka koltuklardaki yaşam alanı da son derece önemli. Ancak A3 sedan 5 kişilik bir otomobil gibi değil. 2+2 kişilik bir sedan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu otomobil önden çekişli olmasına rağmen sanki 4 tekerlekten çekiştiğiymiş ya da arkadan itiştiğiymiş gibi son derece yüksek bir şaft tüneli bulunuyor. Bu da ortada 3. bir yolcunun özellikle de bir yetişkinin oturmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Evet, küçük çocuklar rahat edebilir belki ama yetişkinler maalesef değil.
Premium marka denildiğinde aslında aklımıza ilk önce 3 tane Alman marka geliyor. Bunlardan bir tanesi de Audi. Fakat ilginç olan nokta diğer iki Alman markanın yani Mercedes ve BMW'nin farklı karakterleri. Mercedes genel olarak bakıldığında konfor ve güvenliği bir arada sunmaya çalışırken BMW sportiflik ve güvenliği bir arada sunmaya çalışan marka olarak öne çıkıyor. İşte Audi bu rekabette tam orta noktada yer almayı hep tercih etti. Yani hem yeteri kadar konforlu, hem yeteri kadar sportif, hem de güvenli. Yani bu karışım Audi'yi bugüne kadar ayakta tuttu. Herhangi bir problem yok. Ama kompakt sınıfa inildiğinde elbette bazı dinamikler değişiyor. Çünkü beklentiler farklılaşıyor. Şimdi kompakt sınıf bir sedan otomobilden tüketici neler bekler? Elbette ekonomi bekler, geniş iç mekan bekler, bagaj kullanışlılığı bekler, konfor bekler, bekler de bekler. Yani liste oldukça uzun ama önceliklere bakmak gerekiyor. Bence önce motor ve performanstan başlayalım ki yakıt tüketiminde hangi noktada olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Motoru anlatırken söylemiştim. Bu 1.4 litrelik TFSI motorda Silinder On Demand sistemi var. Yani iki silindiri ihtiyaç olmadığı durumlarda kapatan sistem. Aslında bu teknoloji yeni bir teknoloji değil. Daha önceki yıllarda hatta 15-20 yıl önce karşımıza çıkmıştı. Ancak elbette teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha verimli kullanılır hale geldi. En azından kullanırken ben sürücü olarak ne zaman 2 silindir ne zaman 4 silindir kullandığımızı anlayamıyorum. Üstelik kardeş şirket Volkswagen'in örneğin Golf modelinde bunu ortadaki dijital ekrandan görebiliyorsunuz. Orada Silinder On Demand'in devrede olduğu yazıyor. Yani 2 silindirle gittiğiniz anları izleyebilirsiniz. Ancak Audi buna gerek duymamış. Peki bu 1.4 litrelik motor nasıl çalışıyor? Aslına bakılırsa TFSI ya da TSI adına ne derseniz deyin bu motora son derece aşinayız. Gerçekten de yaklaşık 7-8 senelik bir dönemde farklı versiyonlarını sürekli kullanıyoruz. Ve downsizing adı verilen yani hacim küçültme diye tanımladığımız trendin de başlangıç motoru olarak söyleyebiliriz. Gerçekten de hala daha bu kadar başarılı yapılmış bir hacim küçültmeyle kolay kolay karşılaşmıyoruz. Buradan gelmek istediğim nokta da şu. 140 beygir, 1.4 litre, 250 Nm, üstelik de 1500 devirden itibaren. Ve start-stop sistemi, bununla birlikte Silinder On Demand. Tüm bunlar aslında yakıt tüketimini düşürmeye yönelik ama performansı da tatmin edici düzeyde tutabilmenin yollarından bir tanesi. En azından reçete böyle gösteriyor. Peki gerçek hayatta böyle oluyor mu? Öncelikle performans. 140 beygir gerçekten de ciddi alınması gereken bir beygir. Özellikle de boş ağırlığı 1320-25 kilogram olan böyle bir otomobil için. Kompakt sınıfta 140 beygir güç aslına bakılırsa 10-15 yıl önce neredeyse GTI'lerde rastladığımız bir beygir gücüydü. Bu açıdan takdire şayan. Diğer bir önemli özellik elbette 250 Nm'lik tork. Bu torku lütfen azımsamayın. Hala daha atmosferik örneğin 1.6 litrelik motorlarda 165 Nm'nin üzerine çıkan motor henüz yok. Elbette seri üretim motorlardan bahsediyorum. Dolayısıyla performans anlamında A3 sedan 1.4 TFSI'nin bana göre hiçbir eksiği yok. Üstelik 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman S-Tronic de ki Volkswagen'deki adı DSG son derece hızlı vites geçişleriyle işi çok daha keyifli hale getiriyor. Eğer sport modunu alırsanız yani vites kolunu biraz geriye çekip bırakırsanız sport moduna geçiyor. O zaman kullanım daha da keyifli hale geliyor ama tabii yakıt tüketimi de bir miktar yükselmek kaydıyla. Gelelim yakıt tüketimine. Ben bu otomobilde İstanbul'da şehir içi, şehirler arası, otoyol, köy yolları tamamen bütün yol şartlarının karmasında 8,5 litrelik ortalama tüketime ulaştım. Bence çok başarılı. S-Tronic otomatik şanzımanla ilgili söylemek istediğim birkaç husus daha var. Bunlardan birincisi bu tip şanzımanlarda sık sık tekrarladığım bir husus. O da şu, park manevralarında ya da çok sıkışık trafikte gaz hassasiyeti isteyen durumlarda bu tip otomatik şanzımanların çok da hassas olamaması. Buna alışmak gerekiyor. Bir diğer husussa S-Tronic şanzımanın yeni bir özelliği. Bu da hızınız belli bir limitin üzerindeyse örneğin 100 km'nin üzerindeyse. Otoyolda ya da şehirler arası yolda gidiyorsunuz. Ayağınızı gazdan kaldırıyorsunuz çünkü ileride yavaşlayan bir trafik var ya da yavaşlamak istiyorsunuz. İşte o sırada şanzıman
boşa atıyor. Yani kesinlikle devre dışı kalıyor. Böylece otomobil ataletiyle ilerlemeye devam ediyor. Bu da tamamen yakıt tüketimini düşürmeye yönelik bir hamle. Az önce söylemiştim. Audi güvenlik, konfor ve dinamizmi aynı potada eritmeye çalışıyor. Burada şasiden bahsetmek gerekli. Biliyorsunuz A3 Volkswagen grubunda MQB adı verilen yeni platformu kullanan ilk model olmuştu hatchback versiyonuyla. Elbette sedan da aynı platforma sahip. Ve bu platform sayesinde de hafifleme ile birlikte esnek üretim kapasitesine de sahip oldu Audi. Yani bu platformun arka tarafını değiştirerek farklı modellerde üretilecek. Kullandığım otomobilde arkada çok kollu süspansiyon var. Dolayısıyla en gelişmiş sistemlerden bir tanesi. Ve yol tutuş konusunda A3 sedan gerçekten keyif veriyor. Hem dinamizmi hem de virajda size sağladığı güven hissiyle. Fren konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Pedal çok iyi dozlanıyor ve frenlerin durdurma gücü son derece iyi. Gelelim görüş açılarına. Önde bir problem yok. Yanlarda da aslına bakılırsa çok önemli bir problemden bahsedemeyiz. Ağaç sunlarının çok da kalın olmayan yapısı yine de biraz virajlarda işinizi zorlaştırıyor ama dış aynaların ki bana göre biraz küçük tutulmuş, A direğine yapıştırılmamış olması yani biraz daha geriye yerleştirilmiş olması virajlarda işinizi kolaylaştırıyor. Fakat kupe benzeri bir tavan yapısı her otomobilde olduğu gibi A3 sedanda da arka görüş anlamında can sıkıcı. Çünkü arka görüş gerçekten kısıtlı kalıyor. Sonuç olarak A3 sedan hatchback'ten daha fazla bagaj hacmi isteyen ama kalabalık olmayan ailelere daha çok hitap ediyor. En azından fiziksel yapı olarak. Fakat bununla birlikte hem performans, hem yakıt tüketimi, hem de otomatik şanzıman konforu gerçekten başarılı. Yol tutuş konusunda ve konfor konusunda da A3 sedan sınıfının en iyilerinden biri.